Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle küçük bir açıklama yapmak istiyorum analiz öncesinde. Sevgili arkadaşlar, dün gece maalesef yorum analiz aktaramadım yoğunluğum sebebiyle. Zira hafta sonu aktarmış olduğum analizlerime ilave edilecek olan ekstra bir durum mevcut değildi ve çok özel de bir gündem söz konusu değildi. Bu açıdan analiz yapmadım. Ancak bunun ardından birçok soru ve yorumlara tanık oldum ki analiz yapmayı artık bıraktım, YouTube'da olmayacağım ve ücretli bir platforma geçmek gibi bir düşüncem olduğu şeklinde bir takım söylemler dolaşmaya başlamış. Sevgili dostlar, bunların hepsi hikaye diyeyim sizlere. Asla böyle bir durum söz konusu değil. Sağlığım ve imkanlarım, zamanım el verdikçe ben yorum yapmaya piyasanın her koşulunda devam edeceğim. Birinci nokta söyleyebileceğim husus budur. İkinci bir konu ise herhangi bir ücretli bir sisteme geçmek gibi de bir düşüncem şu an için bulunmuyor. Değerli arkadaşlar, bugünkü analizimizin konusu birincisi bugün Trump'tan gelen bir adım vardı. Ticari ilişkilerimizi önemli ölçüde sarsabilecek olan bir konu. Bu husus piyasayı çok ciddi ve yakından ilgilendiren bir mevzu olarak etkisini özellikle borsa cephesinde hissettirdim. Diğer bir konumuz malumunuz üzere yarın açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı hususu ve tabii ki analizimizin son bölümünde de Viyop cephesinde neler oluyor bitiyor, hangi seviyelere dikkat etmek lazım, Mart Viyop vadenin kritik değerleri ve tabii ki yine Merkez Bankası short pozisyonlarıyla piyasaya müdahale ediyor mu, ne miktarda ediyor sorularını yanıtlamaya çalışmış olacağım. Değerli arkadaşlar, evet Trump diyelim. Trump bugün yine bir adım attı ve Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkarılmasına dair bir mektubu Kongre'ye iletti. Yani Türkiye artık bu genelleştirilmiş GTS denilen sistemden çıkarılmalı şeklinde bir yaklaşım içerisinde bulundu ve bu yaklaşımının gerekçesi olarak ise güya Türkiye ekonomisinin geliştiğine ve bu sebepten dolayı da bu gelişmiş bir ülke ekonomisi sıfatıyla bu imkanlardan yararlanmasına gerek kalmadığı şeklinde bir düşünce içerisinde bulunuyor. Değerli arkadaşlar, bu GTS denilen genelleştirilmiş tercihler sistemi denilen olay Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle gelişmekte olan çeşitli ülkelerle özel bir ticaret bağlantısını yansıtıyor. Amerika 2018 yılının yani geçtiğimiz yılın son 11 ayında yaklaşık 21 milyar dolarlık bir ticaret yapıyor bizim ve bizim klasmanımızdaki ülkelerle ve çok uygun koşullarla, gümrük avantajlarıyla vesaire vesaire. Ancak bu sistemden artık Türkiye'yi çıkarmak istediğini ifade etmesiyle birlikte bu durum hem yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ticaret hacminin daralmasına, Amerika ile olan ticaret hacmimizin daralmasına sebebiyet verecekken, burada otomotiv sektörü de önemli bir yer alacaktır tabii ki. Bir diğer yandan da %2,5'lar civarında tahmin edilen bir gümrük vergisi artışı anlamına gelecek. Yani arkadaşlar, olayın özeti şu. Trump bir manada sizin ekonominiz artık iyi şeklindeki bir bahane üretmek kaydıyla bize sağlamış olduğu bizim ülkemiz ile olan iyi ilişkilerindeki, ticari ilişkilerindeki önemli kapılardan birisini kapatmak istediğini, bir başka ifadeyle de sanki bir takım yaptırımlar uygulayabileceğinin kapısını açmış oluyor. Zira biliyorsunuz Suriye ile olan konular, Patriot ve S-400'lerle olan konulardaki tartışmalarda bizlere bir takım mali yaptırımlar uygulayabilecekleri hususunda bir takım söylemler gündemdeydi. Bir nevi bu davranış bu konunun bir ayak sesi gibi değerlendirilebildiği için piyasa bundan rahatsızlık duydu. Sevgili arkadaşlar, bugün piyasaları etkileyen en önemli faktör buydu. Bu konunun gelişimi ne olacak bilmiyoruz. Hafta sonu aktarmış olduğum analizde Türkiye'nin gündeminde Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren mevzuların neler olduğunu ve bu bağlamda da dolar TL'nin etkilenebileceği faktörlerin hangi hususlar olduğunu ayrıntılı bir şekilde izah ettiğim için tekrar bu konulara dönmeyeceğim. Ancak o belirtmiş olduğum konulara ilişkinde herhangi bir olumlu bir gelişmenin olmadığını gördüğümüz gibi bugün Trump tarafından bu Kongre'ye iletilen mektuptaki bu konunun da bir nevi az önce arz etmiş olduğum gibi bir yaptırım uygulamalarının sinyali gibi değerlendirilebilmesi
oldukça huzursuz bir tablonun içinde olduğumuzu yansıtıyor ve zira bu tabloya bağlı olarak da dolar TL'nin bugün tekrardan bir 5.40 hata yaşadığına tanık olduk. Oysa ki yarın biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bir faiz kararı olacak ve bu faiz kararına ilişkin olarak da genel beklenti Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz indirimi yapmayacağı yönünde, faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak yarınki toplantıda çok önemli olan bir durum var arkadaşlar. Benim de şahsi beklentim bir faiz indiriminin yapılmayacağı ve yapılmaması gerektiği yönünde. Zira bu tarihte seçimler öncesinde yapılacak olan bir faiz indirimi, özellikle hükümetin sürekli ama sürekli olarak Merkez Bankası'na dahil olmak kaydıyla üzerinde durdukları konu olan mali disiplinden, sıkılaştırma politikasından asla taviz vermeyeceğiz şeklindeki tavırlarına taban tabana zıt bir durum olur. Ve tabii ki bir de şöyle bir durum söz konusu. Merkez Bankası niçin faizleri artırma ihtiyacını hissetmişti? Enflasyonu dizginleyebilmekti amaçlarından birisi. Şu anda enflasyonun inmekte olduğu ve inmeye de devam edeceğine dair bir iddianın gündemde olduğunu biliyoruz. Evet, son gelen enflasyon verileri enflasyonun 20 seviyesinin aşağısına inmesine, 19.67'lere kadar gerilemesine de neden olmuştur. Bu gerileme eğiliminin de var olduğunu ifade etmek gerekiyor. Ve madem ki enflasyon verilerinde bu olumlu gidişat devam ediyorsa, yüksek faizlere sebep olan enflasyon ise, enflasyonun geriliyor olması paralelinde de artık faizlerin indirilmesi yönünde bir beklenti oluşmaya başladı. Ancak dediğim gibi bu beklenti ama diğer taraftan da inmiş faizlerin, düşmüş olan faizlerin dolar mevduatlarına yönelik bir ilgi yaratabileceği, TL'den çıkan paranın dolara yönelebileceği, bu bağlamda da dolara ekstra bir ilginin oluşmasıyla dolarda bir hareketlilik olma olasılığını sürekli olarak vurguluyor idim. Yani faiz indirimi gelmesi dolar TL açısından TL'nin biraz daha değersizleşmesi, ilginin azalması anlamına gelecek bir faktör idi. Evet, yarın Merkez Bankası bu kapsamda piyasanın bir şekilde kontrol altında, piyasayı bir şekilde kontrol altında tutmaya çalıştığı bir ortamda erken bir faiz indirimi sürprizini yapacak olur ise, bu durum 50 puanlık, 100 baz puanlık kadar küçük bir indirim dahi olsa, piyasa tarafından artık bundan sonra seri faiz indirimleri gelecek şeklinde bir beklentinin oluşmasıyla çok hızlı bir şekilde TL'den kaçış ve dolara yönelim anlamına gelebilir. Bu da doların daha hızlı ve daha net hareketlerle kararlı bir eğilim içerisinde yükselmesi manasına gelebilecek olan bir faktördür. İşte bu sebeplerle piyasa ekonomistleri Merkez Bankası'nın bir nevi kendi ayağına sıkmak veya bindiği dalı kesmek mealinden böyle bir kararı erken bir şekilde almayacağını düşünmekte. Ama burası Türkiye, Merkez Bankası'nın net ve kesin olarak şunu yapacaktır veya şunu yapmayacaktır şeklinde bir kat'i yaklaşım içerisinde bulunmamız mümkün olamaz. Şimdi arkadaşlar, esas önemli olan konu şu aslında. Merkez Bankası'nın yarın %99 ihtimalle faiz indiriminde bulunmayacağını düşünüyoruz. Evet, faiz indirimi yapmadı diyelim. Ama önemli olan konu gelecek olan açıklamalar nasıl olacak? Faizler değişmeyebilir. Ama Merkez Bankası nasıl konuşacak? Merkez Bankası'ndan nasıl bir söylem, nasıl bir açıklama, nasıl bir rapor gelecek? Piyasaya bakış açıları nedir? Bu konuda açıklamalar içerisindeki satır aralarındaki önemli cümleler yer alabilir. Eğer ki Merkez Bankası çok net bir ifadeyle ben sıkı duruşumu devam ettireceğim ve enflasyon yeteri kadar düşmeden, yani bu seviyeler yeterli değil benim için, daha kararlı bir şekilde düşmeden ben faizler konusunda herhangi bir değişiklik yapmayacağım diyebilecek kadar net ve de şahin bir duruş sergiler ise eğer, bu durum dolar için çok da olumlu bir etki yaratmayacaktır doğal olarak. Faizlerin bu seviyelerde kalabileceği inancıyla faizde parasını değerlendirmek isteyenler için bir değişiklik yapma ihtiyacı oluşmayacaktır ve dolar kendi dinamikleri içerisinde hareket etmeye devam edecektir. Ama bu net ifadeyi göremez. Her an her saniye bir faiz indiriminin yapılabileceği, piyasanın artık bunu hak ettiği,
enflasyondaki gerilemenin gittikçe daha da hız kazanarak devam etmek suretiyle bu faizleri ilk fırsatta, belki de tarih vererek bilmiyoruz, belki de bir süreç açıklayarak bilmiyoruz, bu anlamda bir açıklama yapacak olur ise, piyasaya güvercin mesajlar vermeye kalkacak olur ise, işte sevgili arkadaşlar, bu durumda da dolar açısından insanlar bir şekilde ilk fırsatta mevduattan çıkayım, nasıl olsa 3 gün 5 gün sonra veya seçimlerden sonra bu faizler inecek, ben daha uygun seviyelerden doları yakalayayım, belki o tarihlerde daha yüksek seviyelerden almak durumunda kalabilirim gibi kendi açılarından bir muhasebe yapma ihtiyacını hissedebileceklerdir. O halde sevgili dostlar, yarın dikkat etmemiz gereken iki husus var. Merkez Bankası faiz indirimi yapmadı diye dolarda hafif bir gevşeme, hafif bir cılızlık görebiliriz belki. Ama gelecek olan açıklamalar içerisinde az önce ifade etmiş olduğum gibi faizlerin artışı hususunda çok net bir aralık bırakılıyor ise, bu ihtimal çok açık kapı olarak ifade ediliyor ise, bu durumda birinci tepki hafif bir geri çekilme olsa bile bu söylemlerin ardından tekrardan dolarda yukarı eğilimin devam ettiğini görebiliriz. Genel anlamda doların yükseliş eğilimi içerisinde olduğunu zaten günlerdir sizlere ifade ediyorum. Doların yükseliş eğilimi, doların yükseliş trendi devam ediyor. Herhangi bir bozulma söz konusu olmadı. 5.30 üzerine net bir şekilde yerleşmiş bulunuyoruz ve hafta sonu analizimde de sizlere aktardığım gibi bu haftanın 5.35 seviyesini destek olarak kabul etmek kaydıyla yukarı eğilimini devam ettiren 5.40-5.42 bölgesini zorlamak isteyen bir model dahilinde geçebileceğini ifade etmiştim. Dinleyen arkadaşlarımız çok net olarak hatırlayacaklardır. Belki bir ihtimal 5.35 aşağısına bir sarkma olsa bile minimum noktamızın 5.32 olarak dikkate alınması, long pozisyonlar için bu seviyenin çok önemli olabileceğini, bir stop loss seviyesi olabileceğini ifade etmiştim. Aynı görüşlerim devam etmekle birlikte bu haftayı, haftanın ilk iki günü itibariyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5.33 aşağısına gelmeye, 5.36-55 seviyesinin aşağısına gelmedik ve en yüksek olarak da son iki gündür 5.40 seviyesinin üzerini test ediyoruz ama bu seviye üzerinde henüz kapanış gerçekleştirebilmiş değiliz. Dünya genelinde de zaten dolarda bir değerlenme eğiliminin olduğunu görmekteyiz. Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Euro'nun dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Ve tabii ki güvenli limanlardan kaçarak dolara meyleden serseri para diye adlandırabileceğimiz, piyasada kendisine nema arayan sıcak paranın bu noktada altından da kaçmak suretiyle altının da önemli bir geri çekilmesine ve önemli destek noktalarına kadar gerilemesine neden olduğuna tanık olmuş bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar, küresel ortam, ülkemiz içindeki dolara etkileyen faktörler veya etkileyebilecek olan faktörler ve devam etmekte olan yükseliş trendi dedik ve haftalık bazda 5.31-5.43 seviyesinde yer alan net bir yükselen trend desteğimizin bulunduğunu ve bu trend desteğimizin üst bandının ise 5.53 seviyelerine kadar devam edebilecek bir yükselişi ifade edebileceğini söylemiş bulunmuştuk. Arkadaşlar, bu hafta için önemli olan pivot verimiz 5.36 seviyesiydi ve 5.36'nın üzerinde kalmaya devam ettikçe nereye kadar yükselebiliriz sorumuzun yanıtı olarak birinci etapta 5.43-5.35 seviyesini görüyorduk. Bu seviyenin de aşılması durumunda 5.47 ve sonrasında 5.50 ve üzerinin test edilebileceğini, ancak 5.50'nin önemli bir psikolojik seviye olması nedeniyle bu seviye üzerinde kalıp kalamayacağımız meselesinin çok yakından takip edilmesi gerektiğini de özellikle vurgulamıştım. Bu tabloda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 5.36'nın üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Bu seviyenin aşağısına inilmedi. Ancak yarın için dediğim gibi Merkez Bankası'nın açıklaması ve bu açıklama sonrasındaki karar açıklaması ve sonrasındaki bu kararın hangi amaçlarla alındığını ifade eden sunum çok önemli olacaktır. İlk tepkinin belki bir miktar geri çekilme yönünde olması düşünülebilirse de ardından eğer söylemlerde ki ifadelerin net ve şahin bir yaklaşım gösteriyor olması durumunda yukarı eğilimin olabilmesi beklenebilecektir.
Değerli arkadaşlar, günlük bazda bakalım bir de isterseniz. Şu anda piyasa henüz açık durumda olmakla beraber. Evet, günlük bazda baktığımız zaman ise değerli dostlar, şu anki piyasamız açık 5.38.97 seviyesinin test edildiğini görmekteyiz. 5.39 seviyesindeyiz. Bu seviyelerden kapanış yaptığımızı dikkate alacak olur isek, bu durumda 5.38.60'lar seviyesinin pivot seviyesi konumunda olduğunu, bu seviyenin aşağısına inilecek olursa 5.37.16 ve eğer buranın da aşağısı bu seviyenin de kırılması gibi bir durumda 5.35'e kadar bir geri çekilme riskinin mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Ancak 5.38-5.38.50'nin üzerinde kalmaya devam eden bir seyirde 5.40-80-5.41 bölgesinin ilk etapta, ardından 5.42-31 ve sonrasında ise 5.44 seviyelerine kadar bir yükseliş eğiliminin mümkün olabileceğini yarının pivot seviyeleri olarak söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar, az önceki grafiğim haftalık bir grafikti ve haftalık bazda olabilecek olan seviyeleri sizlere ifade etmiştim. Bu ise arkadaşlar yarın neler olabileceği ve hangi seviyelere kadar yükseliş ihtimalinin teknik olarak dikkate alınması gerektiğini yansıtmakta. 5.41 seviyesinin ötesinde 5.42-30'lara kadar bir yükseliş olabilir. Ancak bu seviyeden burası aşılıyor mu aşılmıyor mu, bu bölgeden bir geri dönüş olur mu olmaz mı şeklinde mutlaka bu seviyeye yakından dikkat etmekte fayda bulunuyor. Şayet bu seviyenin de üzerine çıkılır ise 5.44-5.45 aralığında bir zorlanma ihtimalinin olabileceğini yarın için dikkate almakta yarar bulunuyor. Bakınız, yarın ifadesinin özellikle altını çiziyorum ki vermiş olduğum rakamlar günlük oluşan destek ve dirençlerin pivot verileridir. Bu hususları not alıp dikkate almanız bakımından kısa vadeli işlem yapanlar için belli bir gün içi yüksek seviyenin veya belli bir gün içi destek seviyesinin görülmesi durumunda belki pozisyon değiştirmeyi düşünen insanlar olabilir şeklinde. Evet değerli arkadaşlar, gelelim Merkez Bankası'nın durumuna. Merkez Bankası BIOP işlemleri konusunda değerli arkadaşlar bugün itibariyle Mart vadede herhangi bir işlem yapmadığını görüyoruz. Merkez Bankası bu hafta itibariyle sevgili arkadaşlar Mart vadede sadece 6574 kontratlık short pozisyon açmış bulunuyor. Ancak Merkez Bankası'nın Nisan vade işlemlerine baktığımız zaman Nisan vadeli işlemlerde Merkez Bankası bugün itibariyle 73.974.000 kontrat short pozisyon açmış durumda. Sevgili arkadaşlar, bir gün için açılmış olan short miktarı bazında baktığımız zaman bir günde açılan miktar itibariyle önemli bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. 73.000 kontrat gibi 74.000 kontratın bugün açılan miktar itibariyle. Merkez Bankası bu hafta Nisan vadede ne miktarda kontrat açmış ona bir bakalım isterseniz. Evet, 211.000 kontrat, yani haftanın ilk 2 günü itibariyle 211.000 kontrat short pozisyon açmış durumda. Değerli arkadaşlar, zaman zaman duyuyorum, zaman zaman da bunu dile getiriyorum. Merkez Bankası'nın yaptığı bu işlemlerin hiçbir önemi yok, hiçbir amacı yok, bu bilgilerin verilmesine de gerek yok şeklinde saçma sapan yorumlar yapan bazı analistler var ki, o analistler çok iyi biliyorum Merkez Bankası'nın ne yaptığını, ne ettiğini, şu tabloları inceleyebilecek teknik imkanlarının dahi olmadığını çok net olarak biliyorum. Sizlere bu konuda cevap veremezler arkadaşlar. Bir kere öncelikle bunu söylemiş olayım. Farkında olmadıkları bir şey konusunda bilgi aktarıyorlar ve ben diyorum ki Merkez Bankası bu kadar ciddi paraları kullanmak hususunda piyasayı dizginlemek adına bir çaba gösteriyor. Merkez Bankası dışarıdan gelebilecek olan güçlü bir saldırı karşısında bu miktarlarla tek başına yeterli olamaz. Merkez Bankası'nın amacı doları belli bir seviyeden belli bir seviyeye kadar indirmek değildir. Sadece ve sadece aşırı fiyat hareketlerini engelleyebilmek bakımından piyasa içinde ben de varım. Çok aşırıya kaçarsanız beni karşınızda bulunursunuz. Daha fazla short pozisyon açarım, daha fazla müdahale ederim diyerek meydanın boş olmadığını, bu manada piyasayı belli bir noktaya taşımak isteyenlere bir gözdağı verme amacıyla hareket etmekte. Öncelikle Merkez Bankası'nın hangi amaçla bu yetkiyi aldığını
çok iyi bilmeleri lazım. Ve o malum analistlerin bir de şöyle bir yorumları bulunuyor. Madem ki Merkez Bankası'nın bu hususta gücü yetiyordu da niçin dolar 7,5'lara giderken bu gücünü kullanmadı? Sevgili kardeş, madem ki bu hususta yorum ve takipçilerine bilgi aktarıyorsun, önce şunu bileceksin. Merkez Bankası bu yetkiyi 31 Ağustos tarihinde resmi bir kararname ile aldı. Merkez Bankası'nın 17-18 Ağustos tarihinde doların pik yaptığı, en yüksek tepeye ulaştığı günlerde piyasada biop işlemlerinde bu tarz işlemleri yapma yetkisi bulunmuyordu. O tarihte bu yetkiyi aldı. Evet. Merkez Bankası'nın değerli arkadaşlar Mayıs ayı itibariyle neler yaptığı konusuna bakalım. Merkez Bankası Mayıs kontratları itibariyle 81 bin kontrat civarında bugün itibariyle işlem yapmış bulunuyor. Bu da az denilebilecek bir rakam değil. 81 bin kontrat ve genel olarak Mayıs ayı kontratlarında bu hafta Merkez Bankası'nın 150 bin civarında pozisyon açtığını görmekteyiz. Arkadaşlar Merkez Bankası'nın şu anda elinde en fazla pozisyon yaklaşık 1 milyon 100 bin kontrat, 150 bin kontrat civarında Nisan vadede bulunuyor. Malumunuz üzere arkadaşlar Nisan vade seçimlerden sonraki ilk vadedir ve Nisan ayında seçimlerin ardından oluşabilecek olan bir spekülatif hareketleri engellemek amacıyla da böyle bir niyetle de Merkez Bankası'nın Nisan ayı kontratlarına ağırlık verdiği düşünülebilir. Ancak Merkez Bankası'nın maliyetlerinin artık yavaş yavaş piyasa fiyatlarına çok yakın seviyelere geldiğini, hatta zararlı konumlara dahi düşer bazı durumların oluştuğunu görmekteyiz. Yani Merkez Bankası geçtiğimiz vadelerde olduğu gibi eli çok da rahat değil. Bu açıdan Merkez Bankası'nın işlemlerini yakından takip etmekte yarar bulunuyor. Dolar TL'deki hareketliliklerin hızlı olmaması veya belli bir noktaya birkaç kuruşluk yükselişlerden sonra tekrar geri çekilmelerin yaşanmasında Merkez Bankası'nın o yüksek noktalara ulaştığında yoğun miktarda short pozisyon açıyor olduğunu da dikkate almakta, hesaplara katmakta yarar görmekteyim. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bir de çok hızlı bir şekilde biop kontratlarının Mart vade biop kontratları için sevgili arkadaşlar yarına ilişkin olarak değerleri vermek istiyorum size. Evet, biop için arkadaşlar yarın dikkat edilmesi gereken rakamlarımız şudur. 5.44.58 ile gün tamamlanmış durumda. Yarın için pivot seviyemiz 5.44.20'dir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.45.82, 5.46 seviyesi çok rahat bir şekilde tekrar test edilebilir. Zira bugün 5.46'nın da üzeri test edilmişti. 5.46.67 ve ardından 5.48.29 seviyesi önemli, yakından takip edilmelidir. 5.48.29 seviyesi ve bu seviyenin aynı zamanda 5.48-5.50 bandını, direnç bölgesini ifade ediyor olması nedeniyle bu bölgeye yaklaşımlarda ekstra dikkatli olmakta, temkinli olmakta, long pozisyon taşıyanlar için tabii ki gerek olduğu veyahut da yarar sağlayacağı kanaatindeyim. Sevgili arkadaşlar, tekrar ifade ediyorum, söyleyeceklerim bunlardan ibaret olup dün analiz aktarmadım ama Twitter adresimi sürekli olarak tekrarlıyorum. Analiz aktarmadığım vakit bulamıyor olsam dahi mutlak surette Twitter'dan günün önemli pivot, destek ve direnç seviyelerini, hangi kritik seviyelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarını mutlaka Twitter'dan yansıtıyorum. Dün de geç saatlerde muhakkak surette yansıttım. Bugün de gece 24'ten sonra piyasa rakamlarının gün sonu şekillenmesi ardından yine yarına yönelik altın, euro dolar ve diğer bazı piyasa verileri için mutlak surette ve dolar için tabii ki mutlak surette yarına dair pivot değerlerini, destek ve direnç noktalarını aktarmış olacağım. Efendim hoşça kalınız, sağlıcakla kalınız.